Zişan, konuşmak istiyor musun? Alo? Ne? Sevdiğim renk mi? Kırmızı, neden? Neden sordun? Bitirdim. Bırakabilirsin. Çocukluğumdan beri bu alışkanlığım var. Aldığım her şeyi her zaman yerine bırakırım. Ne oldu? Beni mi arıyordun anne? Zeyn, Barat Vak amcanın Bombay'da nerede yaşadığını biliyor musun? Bandra tarafında bir yerde ama tam olarak neresi diyorsan şey... Peki Malik amcanın yerini biliyor musun? Malik amca, Pedar yolunda bir sitede yaşıyor. Ne oldu? Neden sordun anne? Boş ver hayatım. Şimdi de bana Juhu'dan Povari'ye olan en kısa yolu söyle. Bunu nasıl bilebilirim ki anne? Bombay'da ne kadar yaşadım ki bütün yolları ezbere bileyim? Bhopal'de de hiç yaşamadın. Ama buna rağmen her sokağı, her köşe başını iyi biliyor gibisin. Burası ufak bir yer anne. Ve o kadar basit ki yolları karıştırmak imkansız. Bir kere de ezberledim. Şehirde çok tur attın mı peki? Babam için yaptım. Burada bir günü onun gibi yaşamamı istemişti. Sen iyi bir evlatsın. Her iyi evladın bunun için ödüllendirilmesi gerekir. Bu ne anne? Sürpriz. Bangkok bileti mi? Baban artık Bhopal'de olduğu için sen özgürsün hayatım. Git oğlum. Arkadaşların orada seni bekliyor. Seni seviyorum anne. Gerçekten harikasın. Ne istediğimi nasıl anladığını sorabilir miyim? Ben annenim Zeyn. Ama babam... Babanla konuşmayı bana bırak, tamam mı? Oğlum Bhopal'den ne kadar çabuk giderse bu herkesin iyiliğine olur. Bütün Bhopal'in. Şu an kutsal su töreni, akşam da düğün var. Demek ki yarın da gidemeyeceğiz. Bak Osman, parasal yardım konusunda Alya ya da kız kardeşini ikna etmeyi başarırsa onu Bangkok'a göndereceğine söz vermiştin, değil mi? O üzerine düşeni yaptı. Ve şimdi senin sözünü tutman gerekiyor. Arkadaşları onu bekliyor, biliyor musun? Kızın gittikten sonra seni ve amcamı sık sık ziyarete geleceğim, merak etme. Ayrıca Mumbai o kadar da uzak bir yer değil. Burada kalmayı, burayı bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim. O halde neden gidiyorsun? Bütün arkadaşlarım geldi. Onlara katılmazsam çok geç kalırım.
Zaten çoktan geç kaldım bile. Rizvan havaalanında beni bekliyor. Demek gelinliğin bu. Bu gelinlikle harika görünüyorsun kardeşim. Abi, gerçek bir film yıldızı gibi görünüyorsun. Efendim, artık gidebilir miyim? Bekle. Bir daha bakmak istiyorum. Çünkü gelinlik hayatta bir kez giyilir. Yanlış bir şey olmuşsa insanı hayatı boyunca üzer. Merak etme Alya. Gelinlikle harika görünüyorsun. Gerçekten bayan Alya, çok güzel görünüyorsun. Ah, kuzen Zeyn. Bak Alya ne güzel olmuş değil mi? Bir şey söyle hadi. Tıpkı bir film yıldızı gibi olmuş. Hadi nasıl ama olmuş? Bir şey söyle kuzen. Kuzen Zeyn bir şey söyle, güzel görünüyor değil mi? Hadi ama. Bir şey söyle kuzen. Pek güzel olmuş diyemem. Aklını kaçırmış olmalısın. Burnundaki altın sarısı ve kırmızı karışımı bir santim uzun olmuş galiba. kızlar, yapılacak bu kadar iş varken nereye kaybolduğunuzu bakayım siz ha? Eyvah halam, hemen gidelim yoksa canımızı okur. Artık gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin. Komik olduğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Çünkü güzel görünüyorum. Sarı kırmızı karışım için fikrine ihtiyacım yok. O yüzden sussan iyi olur. Kocan bu uzun burnunu gördüğü zaman sana cadı diye hitap edecektir. O zaman beni özleyeceksin. Ne? Seni özlemek mi? Asla. Bu konuda hislerimiz ortak. Bangkok'a gittiğimde seni özlemeyeceğim. Bangkok mu? Kalırsam seni kaybetmenin üzüntüsüne ne yazık ki katlanamam. Bu yüzden hemen gidiyorum.
İyi eğlenceler. Bangkok'ta tatil ha? Mükemmel. Demek düğünümde bulunmayacaksın. Gerçekten mükemmel. Bu nasıl mükemmel olabilir ki? İlk tercihin bendim, öyle değil mi? Zeyn Abdullah, ilk tercihim mi? Asla. Her neyse. Gelecekteki hayatın ve evliliğin için... Sana iyi yolculuklar. Güle güle. Selamlaşma sağ eli sallayarak yapılır. Hoşça kal. Sarı kırmızı renk karışımı burnunu yaklaşık 1 santim kadar uzun gösteriyor. Hadi Suraya. Çabuk ol. Tören başlamak üzere. Yengecim, işimiz biter bitmez geliyoruz. Pekala.
Selamünaleyküm dayı. Ve aleykümselam evladım. Maşallah. Allah seni korusun. Allah bana çok cömert davrandı. Her şeye sahibim. Fakat bana senin gibi güzel bir kız vermedi. Dayı, ama ben de senin kızın olduğumu sanıyordum. Kalbimde hep öyle kalacaksın. O zaman ona bugün düğünü olduğunu hatırlat abi. Bugün evleniyor. Bir an evvel hazırlanması gerek. Çünkü bir törene geç kalırsa erkek tarafının ailesine karşı mahcup oluruz. Şaban'a, o artık gelin oldu. Bugün herkes onu beklemek zorunda. Bizi terk ettikten sonra burası onunla ilgili anılarla dolacak. Evladım. Bugün senin günün. Hiç acele etme. Bu anın keyfini çıkar. Allah'a şükür tören sona erdi. Zeyn bombaya varmış olmalı. Bangkok'a uçmadan önce onu bir arayayım bakalım. Alo? Alo? Yenge benim Alya. Alya? Alya, Zeyn'in telefonunun sende ne işi var? Ha, buraya vedalaşmaya gelmişti ama telefonunu burada unutmuş. Ben de şimdi fark ettim. Pekala. Görüşürüz yenge. Şirin şey mi? Alo? Zeyn, bebeğim neredesin? Bu gece Pattaya plajında buluşuyoruz değil mi? Zeyn telefonunu burada unutmuş. Onunla konuşur konuşmaz sana haber vereceğim Şirin şey. Siz kimsiniz? Alya. Onun hizmetçisi misiniz? Hayır. O halde? Düşmanıyım. Arkadaşları da en az onun kadar rahatsız edici. Şirin şeymiş. Öpücük mü? Tatlım, neredesin bir tanem? Hani saat 1'de buluşacaktık? Bir tanem birazdan seni öpmeye gelecek canım. Öpücük. Allah'ım. Şirin şey öpücük ve tatlı kız mı? Hayatım, saat 2'de Bangkok'ta buluşacağımızı unutmadın değil mi? Neredesin?
Endişelenme. Saat tam 2'de sevdiğine kavuşacaksın. 12'de, 1'de ve 2'de. Her saat birine randevu vermiş. Allah'a şükür gitti artık. Zeyn, Alya nasıl görünüyor? Sarı ve kırmızı renk karışımı burnunu yaklaşık 1 santim uzun gösteriyor. Beni mi çağırdın kardeşim? Evet. Terzi nerede? Sana onu aramanı söylemiştim. Onu aradık ama geleneğin üzerine uyduğunu söylemişti. Üzerime iyi oturdu. Ama rengini beğenmedim. Kardeşim, bunu düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Düğüne sadece 9 saat var ve sen gelinlik değiştirmekten bahsediyorsun. Terzi bunu 8 saate yapar. Kardeşim, 8 saat. Bak, hayatımın sonuna kadar düğün fotoğrafıma bakıp pişman olmak istemiyorum. Annemin getirdiği turuncu kumaş en iyisiydi. Hadi Terzi'yi çağır. Pekala. Alya, daha önce biraz kuşkulanıyordum ama artık eminim. Bütün bunlar Zeyn'in yüzünden, öyle değil mi? Yani burnunun kötü göründüğünü mü sanıyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Bunu Zeyn için mi yapıyorum? Zişan'ın önünde güzel görünmek istiyorum. Hepsi bu. Hadi daha fazla oyalanma. Git Terzi'yi çağır. Bak, kayınbirader arıyor. Bir de ona sor. Selamünaleyküm. Merhaba Alya. Kırmızı mı istersin, mavi mi? Kırmızı. Peki, bir havuz mu istersin yoksa bahçe mi? Neden soruyorsun? Havuz mu istersin yoksa bahçe mi? Hangisi? Bahçe. Hoşça kal. Alo? Neydi o? Bilmiyorum. Bana havuz mu istersin, bahçe mi dedi. Eşkıya.